Size seslendi. Duydunuz. Gitme dedi. Bu nasıl bir duygusuzluk ya? Halini görmediniz mi? Tam karşınızdaydı. Nasıl bir çaba harcadığını gerçekten görmediniz mi? Onun için ne kadar zor olduğunu farkında değil misiniz? Size gitme demek için nasıl çaba harcadığını görmediniz mi? Bu kadar zor mu? Gerçekten korkuyor musunuz ondan? Ne oldu? Egonuza mı çarptım? Ya, demek kimseden izin almasına gerek yokmuş. Neden korkuyorsunuz ondan? Tipini mi beğenmiyorsunuz? Hasta bir insanın suratına bakmak sinirinizi mi bozuyor, göz zevkinizi mi? Kaç bakalım kaç. Korkak. Kuzeninden korkan korkak. Cenk. Cenk. Cenk oğlum dur. Üzerinde bornoz var. Cenk dur diyorum sana. Bu halde gidemezsin. Cenk. Cenk. Kendine gel. İn şu arabada. Nereye gideceksin böyle? Gidemezsin bir yer saçmalama. Cenk. Kendine gel lütfen. Lütfen kendine gel. Dur. Abla bir soru soruyorum sana. Ne oldu yukarıda diyorum. Niye kavga ettiler diyorum. Cevap vermiyorsun ya. Annesiyle mi kavga etti? Benim adım geçti mi? Bir şey söylediler mi sana? Ya cevap versene. Niye senin adın geçecekmiş? Hadi söyle. Niye adın geçecekmiş? Niye kavga edecekmiş senin yüzünden annesiyle? Yukarıdaki bütün işleri serip oğlunu havuza hizmet etmeye indim ya, ona kurulmuştur kesin o. Yoksa niye olsun canım? Allah Allah. Sana soran da kabahat zaten. Ben kendim öğrenirim. Evet, şimdi çekiyorsun. Çek. Çek. Çok güzel. Sen de işine bak. Çok güzel. Evet, çok iyi. İşine bak. İşine bak. Çekebildiğin kadar çekiyorsun. Bırak. Nedim, yapabilirsin gerçekten. Hadi. Evet. Bunlar daha iyi günlerin sen. Çot. Hadi. Hadi Nedim. Bak doktorun dediğine bak. Kolları unut, bacaklara odakla. Hadi. Niye durdu? Hadi Nedim Bey. Hadi sen başaracaksın bunu.
Devam. Evet, aynı şekilde. Ara diyorum Damla, bir kere daha ara. Allah'ım, bin kere aradım ya, kapalı işte telefonu. Şu yüzündeki maske kadar değeri yok abinin. Abartıyor musun acaba biraz? Her zamanki delilikleri işte, gülüp geçmiştir çoktan, takmaz kafasını o. Ya babanın kafası, kızım? He? Babanın kafası ne olacak? Agah, Agah. Bir konuşabilir miyiz? Bak, ne düşündüğünü biliyorum ama... Nasıl ya? Bütün hafta izledik. Bulamıyorum şimdi. Yok. Ya uçmuş resmen. Ben uçurdum hemşire hanım. Sebep? Sebep Agah Bey. İcranınızı pek beğenmedim. Sesiniz şey olmuş, çatallamış. Detone demeye çalışıyorsunuz galiba. O da olur. Siz iyi misiniz Agah Bey? Videoyu neden kaldırttınız? Ne hakla? Benim bildiğim senin o videodan haberin yoktu. Ben de seni daha fazla utandırmamak için... Haberim yoktu ama utanmadım. Şarkı söylemekten utansam sahneye çıkmam. Ve benim adıma utanmaya hakkınız yok. Biliyor musunuz? Ben sizin yeğeninize de şarkı söylüyorum. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Nota defteri. Benim değil, yeğeninizin. İyileşince birlikte söyleyeceğiz belki de. O zaman ne yapacaksınız siz düşünün. Alkışlayacak mısınız? Yoksa ayıplayıp utanacak mısınız? Bugün işte anasının kızı. Sen de şimdi... İçinden diyorsun ki, benim ne kaba saba bir amcam var ya, değil mi? İyi, tamam, tamam, anladık. Cihangir, hemşirelerimin videosunu geri koydum. Saygısız. İki keklik bir kayada. Sefil. Diyor. İki keklik bir kayada.
Telefonuna bütün haberleri kaldırtabilirsin. Yapmadın. Vazgeçtin sen, görüyorum. Oğlumun onurundan da vazgeçtin. Böyle boşlukta, amaçsız, hedefsiz. Ah, baba sana güvenmediği sürece de hep böyle olacak. Patron sensin hala. Güç sende. Oğlumuzun geleceği senin ellerinde. Ya onu yok saymaya devam edersin? O da dikkatini çekmek için her gün başka serserilik yapar. Ya da Amerika'dan döndüğü ilk gün yapman gereken şeyi yaparsın. Onu şirkete çağırırsın. Serserilik için değil. Kendini babasına ispat etmek için çalışmaya başlar.